Geçen hafta Szeged'de son sunumunu yaptım. İşte artık şu aşamada insanların hangi otellerde kalacağı, hangi taşıtları kullanacağına kadar planlama aşamasına geçtik. 7-8 Eylül'de U23 Avrupa Şampiyonası Edirne'de olacak. Şu anda yapılan Meriç Nehri'ndeki projenin bitimiyle bunu kullanmaya başlayacağız. Tabii daha öncesinde test yarışlarımız var. U19 Türkiye Kupası, U19 Türkiye Şampiyonası Edirne'de yapılacak. Balkan Şampiyonası da hemen Avrupa'nın ardından bir hafta sonra da Balkan Şampiyonası var. Bu dört yarış şu anda kesinleşen Edirne'deki yarışlarımız. Ama önümüzdeki sene faaliyete geçmemizde burada ben her hafta bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Milli takım kamplarımız, milli takım yarışlarımız, Avrupa Şampiyonası gibi bir sürü yarışımız olacak. Amaç tabii artık Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Büyükler Dünya Şampiyonası olarak Edirne'ye giderek daha yukarı taşıyacağız. Ve tabii gururla da söylüyorum, biz o Avrupa Şampiyonası'nda Edirne Fransa, İtalya ve Almanya gibi rakiplerin arasından bu Avrupa Şampiyonası'nı aldı. İlk kez bir projeye Avrupa Şampiyonası verildi. Daha öncekilerin hepsi tamamlanmış projelerdi. Proje aşamasında ilk kez bir Avrupa Şampiyonası verildi ve bunun için de ekstra bir sorumluluğumuz var. Güzel bir organizasyon yapıp Türkiye'nin yapacağı bu ilk organizasyonu güzel tanıtırsak sizlerin de yardımıyla eminim ki Türkiye'de daha birçok uluslararası organizasyon yapılacak ve buna ön ayak olacağız. Türkiye'de derken Edirne'de ve Edirne'de Türkiye küreğinin başkenti olacaktır artık. 26 ülke gelecek. Şu anda daha 18 ülke şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı. Türkiye'nin açısından şimdi bizde teknelerin taşınması gibi bir olay olduğu için bir kere yurdumuzun en batısında ve sınır kapısına çok yakın olması çok büyük avantaj diğer ülkelerin gelmesi açısından. Ama bizim için en belirgin özelliği Türkiye'deki tek parkurumuzun olması. Yani olimpiyat hedefi olan bir ülkenin kürek haricinde, yani küreği düşünmeksizin olimpiyat adaylığı beklenemez. Ve Türkiye ilk kez bir olimpik parkura kavuşuyor. Yani İstanbul'da yapılacak bir olimpiyatın bile olimpik olarak Sayın Bakanımız da sordu bunu. Burada olimpiyatları gerçekleştirmemiz mümkün mü diye kendisine de o cevabı verdim. Evet, mümkün. Havaalanından direkt buraya transferlerle, çünkü birçok ülkede daha önce olimpiyatı yapan, şehrin 1-1,5 saat mesafesinde yapıldı kürek yarışları. Burada da havaalanından 2 saat mesafede, hani yapılacak İstanbul olimpiyatlarında bile burayı kullanabileceğiz. Kuzeydeki ülkelerin özellikle burada işte elektrik üretilecek olması, yenilebilir bir proje olması Kuzey Avrupa ülkelerini çok etkiledi. Bizim federasyon olarak temiz su projemiz var. Bunu da içine kattık bazı sosyal sorumluluk projelerimizde. Bütün sunumlarda hem sosyal sorumluluk projelerimizde parkurumuzu birleştirdik. Tamamen yenilenebilir enerji, tamamen yenilenebilir materyallerle yapılacak diye pazarlamasını ilk böyle çıktık yola. Ondan sonra tanıtımda zaten finalde artık tamamen kişisel ilişkilere kaldı bir yerden sonra. Sağ olsun Avrupa Başkanı Annemarie de bizi çok destekledi İngiltere'den.